Yılın 4 ayında yapılan ihracat, Ocak-Nisan 2023'e göre %4,14 arttı. Küresel piyasalarda gözler gelecek hafta İngiltere Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin geçen yıl çektiği uluslararası yatırım projeleriyle Avrupa'da 4. sıraya yükseldiğine işaret etti. Gazbir Başkanı Yaşar Arslan, kanun değişikliği ile Türkiye'nin ithal ettiği doğal gazı veya keşifler sonucu üretilen yerli gazı sıvılaştırarak ülkelere ihraç etmesi hedefleniyor, dedi. İzmir'in Çeşme ilçesinde yetişen damla sakızı, coğrafi işaret tescil belgesi ile koruma altına alındı. Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın, aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak. Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti tutarı yeniden belirlendi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü pozitif olarak korudu. Rus hükümeti şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.